Said Faik Abasıyanık. Haritada bir nokta. Çocukluğumdan beri haritaya ne zaman baksam gözüm hemen bir ada arar. Kent, il, yöre adlarından hemen mavi kıyıya kayar. Robinson Crusoe'yu okumuşumdur herhalde. Unuttum gitti. Onun zoruyla mavi boyaların üstünde bir garip ada ismi okuyunca düşlere daldığımı sanmıyorum. Romanlar yüzünden adaları sevdiğimi ummuyorum ama belki de o yüzdendir. Haritada ada görmeyeyim. İçimdeki dostluklar, sevgiler, bir karıncalanmadır başlayı verir. Hemen gözlerimin içine bakan bir köpek, hemen az konuşan, hareketleri ağır, elleri çabuk, abalar giymiş bir balıkçı, yırtık bir muşamba kokusuyla beraber küpeşte tahtaları kararmış, boyası atmış, ağır ve kaba bir sandal. Sandalın ardını bırakmayan bir kuş, ağ, balık, pul, kıyıda olağanüstü güzel çocuklar, namuslu kulübeler, kırlangıç ve dülger balığı haşlaması, kereviz kokusu, buğusu tüten kara bir tencere, ufukları dar, sisli bir deniz. Doğa çoğunca dosttur. Düşman gibi gözüktüğü zaman bile insanoğluna gücünü ve yeterliliğini deneme imkanları veren, yüz vermez bir babadır. Fırtınasında kayığını batırdığı zaman yüzmesini, rüzgarında kulübenin damını uçurduğu zaman daha sağlamı, daha hünerliği bulmayı öğretiyor. Canavarıyla karşı karşıya bıraktığı zaman kas gücünü sınıyordu orada. Dört yanı su ile çevrili yerde insanların büyük, sağlam dostluklar, sağlam kaslar, namuslu günler ve gecelerle birbirlerine sokulmalarını, yardımlaşmalarını buyuran rüzgarlar, fırtınalar, deniz canavarları. Kayaları günlerce, haftalarca döven dalgalara ancak doğanın buyurduğu şekilde yaşanabileceğini sıkı ve sağlam kasların çelimsizlere yardım için keskin aklın daha kör, daha tutuk, daha gürültüsüz ve yavaş akla hatta akılsıza arkadaşlık için verildiğini çorbanın çorbasızlara üleştirilmek için mis gibi koktuğunu öğreten belki de öğretmenden öyle iyi, öyle kutsal anadan doğulduğunu düşlettiren bir düşünceyle haritalardaki maviliğin ortasında kocaman ana karaların kenarındaki büyük denizlerin bir tarafına konmuş adalara bakar kurar dururdum. Yatak odama da bir tane asmışımdır. Geceleyin yatmadan önce okuduğum kitaba inanmazsam, canım sıkılır da gözümü kitaptan kaldırırsam haritaya gözüm ilişsin diye. Haritayı görünce bir nokta ada, ada görünce de hemen fırtınaları, rüzgarları, uğultuları, köpek balıklarını, Sonra birdenbire adanın namuslu insanlarını anımsayı veririm. Haritada herhangi bir kargacık burgacık şekil almış adalara, kara sevdalıya kurşun döken bir ihtiyar koca karının aklı ya da sezişleriyle dalar, bir şeyler bulup çıkarır mı? Daha çok şekilsiz ancak nokta gibi gözüken adalar merakımı çeker. Bir gece Ansızın bir motor katranlı bir iskeleye yanaşır. Işıkları kan portakalı kırmızılığında yanan haritadaki nokta adaya çıkı veririm. Hemen üç günlük sakalı pırıl pırıl, beyaz, orta yaşlı bir adam, yakaları kalkık, gocuklu bir paltoya gömülmüş yüzüyle gülerek yanıma yaklaşır. ''Geldin mi kardeş?'' der. ''Geldim ağam'' derim. ''Artık gitmeyeceksin ya.'' ''Ah'' derim. ''Bir daha mı? Bir daha mı?'' ''Adamızdan iyisi yoktur.'' ''Yokmuş abey derim. ''Babam sizlere ömür.'' Gözümüz bulanmış, tahta perdesinden hiç gözükmeyen bahçeli bir eve gireriz.'' bir asma çardağı altından geçeriz. Ben bir elimi yüzümü yıkayayım hele der. Eve girmeden sağ kolda bir çeşme vardır. Anımsayı verir, yönelirim. Coşkudan, üzüntüden, utançtan, titreye titreye, yüzüme suyu çarpa çarpa yıkanırım. İki üç kişi boynuma sarılır. Komşular seslenir. Ürkütülmüş tavuklar bağırır. Anam ağlar. Ağam ekmek keser. Bacım bardağı doldurur. Ben duvardaki ağları dalarım. Hava bugün lodos muydu abi, derim. Başlarken lodos başladı. İkindiye doğru batıya çevirdi. Şimdi batı karayelden esiyor ama çevirecek. Karayele çevirecek. Sonu kar mıdır abi, karayelin? Geldiğin yerlere kar ama bize pek yağmaz. Sen nasılsın bakayım? Rengin iyi maşallah. Çok şükür abi. Köy nasıl? Bildiğin gibi kardeş. Hep öyle. Çocuklar İskambil'e dadandı. Başka bir kusurcukları yok. Parasına mı oynarlar ki? Yok be anam. Para nerede ki parasını oynasınlar? Balığını oynarlar. Misinasını oynarlar. Çaparasını oynarlar. Olta iğneciğini oynarlar. Hele bir oynayı görsünler parasını da. Hani Frenklerin Lefo Pohodike dedikleri bir oğlan vardır. Ben o çocukmuşum. Har vurup harman savurmaktan, delilikten, serserilikten dönmüşüm gibi olurum yatağımın içinde.'' Işığı söndürmemle uykumun başlangıcı arasına güneşli bir sabah, kayıklar, bütün bir balıkçı köyü halkı dolar. Kalka kuçları çiçekle balık resimli çifte kayıklar bir anda uzaklaşır. Bugün deniz yüz veren bir anne gibidir. Bu kadar nazetmemeli, bu kadar yüz vermemeli, bu kadar ışıklı, bu kadar dingin, bu kadar lastik çizme gibi pırıl pırıl olmamalı deniz. Bunun yarını var. Dalga kırık cam parçaları gibi keskin ve soğuk vurduğu zaman olacak.'' o canavar su baştan girip kıçtan çıkacak. İşte çocukluğumun ve ilk gençliğimin haritalarındaki adalar beni sonunda bir gün özlediğim gibi bir adaya rastlantıyla bırakıverdiler. Yaşım orta yaşı bulmuştu ama nihayet asıl yuvama dönmüştüm. Sanki 14 yaşında sarışın bir oğlanken basıp gitmiştim. Bir motor beni alıp büyük kentlere götürmüştü. Yaşamıştım. Cebim para görmüştü. Kadın görmüştüm. Kösnü tatmıştım. Kumar görmüştüm. Hırsızlık, cezaevi görmüştüm. Buluşma evi görmüştüm. Yan kesicilerle, hırsızlarla arkadaşlık etmiştim. Sulanmışlar, sulanmıştım. Aç yatmıştım, para çalmıştım, ırza geçmiştim. Sevmiş, sevilmemiştim. İşte bitkin, işte yorgun, işte hepsini yitirmiş, gittiğim motorla yine geri dönmüştüm. Şimdi namuslu insanların arasında başım önüme eğilmiş, gülmeden, eğlenmeden, hoşgörü dolu, kötülüğü göz kırpışından anlayınca cesaretten canavar kesilecek bir insan haliyle sessiz, sakin, ağzına vur lokmasını al bir halde balığa çıkacak, iyiliklere özlem duya duya ömrümün sonunu, burada kesik bir son nefesle mutlu bitirecektim. Sonbahar uzun ve güzel geçti. Çardaklardaki yapraklar kırmızının en haline doğru ağır ağır kızara kızara, kırmızının renk oyunları içinde düşmeden önce ne kadar sallanıp durdular. İnsanlara ağır ağır sokulmaya çalışıyordum. Babadan kalma ev, anamın sayesinde gürül gürül işliyordu. Bense orada kafamı kuma sokmuş deve kuşu gibi oldum önce. Artık bütün günümü ve gecemi burada geçirecektim. Dört bir yanımı çeviren insanların hepsini kendimden çok iyi, çok namuslu, Hani demin söylediğim evine dönen haylaz çocuk ruhuyla seyrediyordum. Niyetim yazı yazmak bile değildi. Balığa çıkacaktım. 10 kuruşa kahve, 20 kuruşluk köylü cigarası içecektim. Yitirdiğim her şeyi, insanlığı, cesareti, sağlığı, iyiliği, arınmışlığı, dostluğu, alın terini, sessizliği yeniden bulacak, belki yeniden bir adam olmasam bile bir temiz hayatın içinde hayran, yorgun ve utançlı, Ölümü bekleyecektim. Aklıma ara sıra esen yazı yazmak arzusunu, arzusunu değil, kötü huyunu, bu tek kötü huyu, başarılar, günler, düşünmeden, düşünürsem Allah canımı alsın düşüncesiyle yeniden bulabilirsem, kalemsiz, kağıtsız dağlara fırlayacak, balığa çıkacaktım. Yazmayacaktım. Biliyordum ki insanlar beni pek sevmeyeceklerdi. Bir adam ki onlar gibi değildir. Balığa çıkacak olsam, koca evi barkı var, ne bok yemeye balığa çıkar, deli midir nedir, pay da alamaz, diyeceklerdi. Baba fırını has çıkaran enayi, çalışmıyor, bereket ki anası var, yoksa satarsa var, sürünür, diyeceklerdi. Hiçbir zaman yeniden damla damla, dakikaları duya duya, sıkıla patlaya, rüzgarı, balığı, denizi, ağı, seve seve, ölümü beklediğimi bilemeyeceklerdi. Ne zararı var? Ben onları hayalimde adanın insanları ile ölçe ölçe, en büyük kusurlarını hoşgörüsüzlüklerinde bularak utangaç sevecek, bir cigara, bir ada çayı, bir kağıt oyunu ile rüzgarlı günü bitirdikten sonra yatağıma yeni doğmuşçasına günahsız, anıları kova kova, İyileri, yiğitleri, namusluları, hak yemezleri, alın teriyle sert doğadan kavga ve dostlukla ekmeğini çıkararak, birbirlerine özverilerde bulunarak yaşayanları gözlemekten duyduğum tatlı, derin ve rüyasız bir uykuya dalacaktım. Sabahleyin yine rüzgarla, yağmurla uyanacaktım. Camları buğulu bir kahvenin içinde elleri nasırlı, yüzleri güneş ve rüzgarla çizgili insanların arasında, bugünü de bir günah, daha doğrusu bir kötülük işlemeden bitirecektim. Onların arasına seyirci sıfatıyla sessizce karışarak oldukça mutlu yaşadım. Kente bile inmiyordum. Her şey düşlediğim gibiydi. Yalnız pay meselesinde çirkin olaylar geçtiğini işitiyor, onu da duymamazlığa geliyordum. Bir sabahtı. Kayık düşlerimdeki gibi balıktan dönmüştü. Çevaleler vapura verilmişti. Şimdi ağları denize çarpa çarpa yıkıyorlardı. Balıkhanede hiç tutmayan, fiyat bile verilmeyen 10-15 dülger balığı, kayığın küpeştesinde hala canlı, ince, zar gibi kanatlarıyla titreşiyorlardı. Biraz sonra işlerini bitirmiş olacaklar. Hepsi orta parmaklarına birer dülger balığı takarak çekip gideceklerdi. Umduğum gibi dülger balığı çorbası çok evlerde tütecekti. Kayığı temizleyenler sekiz kişiydi. Yedisi bizim adadandı. Sekizincisi zayıf, sarı, hastalıklı adamı hiç görmemiştim ne kadar dostça, ne kadar içten bir sevgiyle çalışıyordu. Balığın bol çıkmaya başladığı duyulduğu zaman dışarıdan da insanlar gelirdi. Dışarıdan ırıba katılanlar pay alamazlardı. Irıp tayfası ile reis gönüllerinden ne koparsa o kadar balık verirdi kendilerine. O adam da bir dülger alabilmek, bu balığı hak edebilmek için elinden geleni yapıyordu. Nihayet iş bitti. İki büyük dülger balığını reis kıç tarafına attı. Tayfalardan birine ''Bunu bize götür sonra'' dedi. ''Ötekilerini pay yap.'' Üçer tane alanlar oldu. Dışarıdan gelen bir tane versinler diye bekledi. Yüzünde tatlı bir gülümseme ve çalışmaktan doğabilmiş hafif bir kırmızılık vardı. Bu kırmızılık pay dağıtan adamın elinde tek balık kalınca dek adamın yanağında durdu. Sonra birdenbire uçtu. Yüzündeki gülümseme önce tehlikeli bir halde dondu. Sandım ki böyle, bütün ömrünce böyle donuk bir gülümseyişle kalıverecek adam. Çevresine bakındı. Kendine bakan birini gördü. Gülümseme birdenbire yüzünde bir meyve gibi çürüyü verdi. Gözleri şaşkınlıkla büyüdü. Son balığı kayıktaki adam rıhtıma fırlatmıştı. Adamın yüz ifadeleri neredeyse yine eski temiz, memnun halini, taze meyve halini alıverecekti. İki adım attı. Elini balığa doğru uzatmak üzere eğildi. Ama ötekilerden, baş parmağına irisinden bir tane dülger balığı takmış birisi, kocaman çizmeli ayağını dülger balığının sırtına bastı. ''Ne o?'' dedi. ''Hemşerim, dur bakalım. Dağdan gelip bağdakini kovmayalım.'' Adam elini çekti. Bir şey söylemedi. Söyleyemezdi. Söyleyecek halde değildi. Rıhtım kahvesine doğru yürüdü. Dışarıdan kahvenin önündeki seyircilerden biri seslendi. ''Bırak yahu, adam da çalıştı.'' ''Veriver bir tane ne olur. Kalkmış nerelerden gelmiş işte.'' ''Ne yapalım? Gelmesinler. Kırmızı götlüğüyle davet mi ettik biz onları? O balığın iki buçukluğu var. Balık çıkmadığı zaman yanaşmıyorlar ağı temizlemeye hiç. Yağma yok hemşerim.'' Kayıktakilerden hiçbiri kalkıp da ''Ayıptır yahu. Ver adama.'' demedi. Bir ikisi en umduklarım konuşacak gibi oldular. Bekliyordum. Şimdi umduklarımdan birisi payına düşen balıktan birini en küçüğünü adama doğru fırlatacak diye bekledim. Reis kahvenin önünde kahvesini öttürüyor. Kayığın asıl tayfasına keyifle bakıyordu. Olaya karışan adam, ''Ayıp yahu!'' dedi. ''Ayıp!'' Bu kez konuşacaklarını, hatta paylarına düşen balıklardan en küçüğünü fırlatacaklarını sandıklarımdan biri, ''Sen karışma bakalım babalık. Fazla söylenmeye başladın. Ayıp ne demek? Ayıp yorgan altında. Babanızın malı mı bu deniz sizin? Onun babasının malı mı? Değil ama gelmiş kayığınızda çalışmış bir kere. Kim gel de çalış demiş ona. Gelmeseydi. Balık verilmemiş adam kahvenin bir iskemlesine çökmüştü. Kahveci başına dikilmişti. Kahveciye kalkacağız kalkacağız dedi. Ayağa kalktı. Kendisi için laf işitmiş adama zararı yok hemşerim dedi. Zararı yok. Vermesinler istemez. Gözüken vapura doğru yürüdü küçük adımlarla bir şarlo gibi seyirterek uzaklaştı. Söz vermiştim kendi kendime. Yazı bile yazmayacaktım. Yazı yazmak da bir hırstan başka ne ki? Burada namuslu insanlar arasında sakin ölümü bekleyecektim. Hırs, hiddet neme gerekti? Yapamadım. Koştum tütüncüye, kalem kağıt aldım, oturdum. Adanın tenha yollarında gezerken canım sıkılırsa küçük değnekler yontmak için cebimde taşıdığım çakımı çıkardım. Kalemi yonttum. Yonttuktan sonra tuttum, öptüm. Yazmasam deli olacaktım.